Akıllı Paraya hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Temmuz ayının da artık son günlerine giriyoruz. Oldukça hareketli günler, içeride de dışarıda da hem demeçleri hem de gelişmeleri takip ediyoruz. Bugün malum haliniz hepimizin konusu aslında hayatlarımızı kolaylaştırdığını düşündüğümüz siber mecralar. Konuyla ilgili de Akıllı Para içerisinde Kıvanç Harputlu ile OnLayer kurucu ortak ve CEO'su ile konuşuyor olacağız. Ama önce gelin bakalım güne ilişkin neler öne çıkmış, ardından haritamızda piyasalara göz atıyor olacağız. Bloomberg HT ve Habertürk TV ortak yayınına katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat. Bu yıl ihracatta 267 milyar dolarlık hedefimiz için yoğun bir çaba içindeyiz açıklamasında bulundu. Kuru sürekli artırarak TL'yi devalüe ederek rekabetçi olmamız mümkün değil diyen Bolat, vizede yaşanan sorunlara ilişkin de ikili bazda üye ülkeleri sıkıştırıyoruz, yeni mekanizmalar geliştirmelerini istedik dedi. Ve bugün aslında şu kadar fazla gelişme olmasaydı gözlerimiz en çok burada olacaktı tahmin ediyorum ki. Piyasalarda gözler Moody's kararında. Türkiye'de piyasalar kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in kararına odaklanırken karara ilişkin beklentilerin pozitif olduğu öngörülüyor. Forex'in anketine göre Moody's'in beklenen olası değerlendirmesinde Türkiye'nin kredi notunu B2'ye yükseltmesi beklenirken görünümün ise pozitif olarak korunması öngörüldü. Akşam saatlerinde muhtemel ki piyasalar kapandıktan sonra takip ediyor olacağız. Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş sürüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun da yer alan bilgilere göre kur korumalı mevduatlar geçen hafta itibariyle 49 milyar liralık düşüşle 1 trilyon 942,6 milyar TL'ye geriledi. Son maddemizde benim bugün sözlerime başlarken referans verdiğim konu siber güvenlik devi CrowdStrike'ın sistemlerindeki aksaklık sonrası dünya çapında işletmeleri etkileyen büyük bir kesinti yaşandı. Kesinti Perşembe günü geç saatlerde başlayarak dünya genelinde bankalar, havayolu şirketleri, telekom şirketleri, yayın organları ve London Stock Exchange'e teknik sorunlara yol açtı. Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'ın üst yöneticisi George Kurtz, "Bu bir güvenlik olayı ya da siber saldırı değildir. Sorun tespit edilmiş, izole edilmiş ve bir düzeltme sağlanmıştır." ifadelerini kullandı. Bu konuyla ilgili de bugün Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Caner Özdurak bugün bizlerle olacak. Biraz tekelleşme yönünden bakacağız. Her şeyi tek yere bu kadar sabitlemek. Evet, hayatlarımız kolaylaşıyor ama bir sorun çıkarsa da onun sağlayıcısı tek olursa iktisadi anlamda bunu amaç taşır. Nasıl sonuçları olabilir konuşuyor olacağız. Bakalım şimdi piyasalara. Piyasalarda nasıl bir görünüm var? Avrupa haritasında bugün kırmızılar. Hakim ana endekslerde DAX'ın %0,59'luk aşağı yöndeki değişimiyle negatif ayrıştığını görüyoruz. Genel olarak borsalarda pozitif. Şurada bir Danimarka'yı görüyorum. Portekiz borsasında çok kısıtlı bir yukarı yönde değişim var. Balkanlarda Hırvatistan'ı görüyorum ve baktığımız zaman 3-4 tane ara endeks haricinde genel olarak Avrupa'da hisse senedi piyasaları negatif. Biz kısıtlının bir miktar daha ötesinde pozitifiz. %0,24'lük yukarı yönde bir değişim var. Borsa İstanbul'da 100 endeksinde 11.165 puandayız. 72 milyar TL'lik bir hacim var. Hiç fena bir hacim değil. Şu saatler itibariyle dolar TL'de artık 33.05 seviyesinin üzerindeyiz. Euro TL'de şu an gördüğümde 1.09'un hemen altındaki euro dolar paritesinin paralelinde 36.02 düzeyinin üzerinde. Aslında dünden itibaren en net değişimler özellikle emtia tarafında oldu. Öncelikle değerli metallere baktığımda ons altının 2410 doların gerisine çekildiğini, ons gümüşünde 29,07 dolarlara geri çekildiğini görüyorum. Bunun tabii ki gram fiyatında da özellikle etkileri oluyor. Gram altında da 2550 TL'lere bir geri çekilme söz konusu. 2 yıllık gösterge tahvilimiz %42, 10 yıllık gösterge tahvilimiz %27,98 düzeyinde. CDS'imizin haftanın son saatlerine 263,5 düzeyinde girdiği bu haftada. Brent'ten devam edelim. 85 doların gerisinde, WTI'da hemen 82,5 doların üzerinde. Bu hafta özellikle geçtiğimiz hafta sonu Trump'a suikast gündemiyle Bitcoin'deki gelişmeleri izlemiştik. 64.200 doların üzerindeyiz. ABD 10 yıllıkları tekrar %4,20'lerin üzerine geldi. VIX 70 endeksi 16'nın üzerinde anlamlı. Çünkü 12-13 bandında izlemeye alıştık bu sene. Spot dolar endeksinde 104'e yakın, 104.5 seviyesinin gerisinde kalmaya devam ediyoruz diyelim. Ve gündemin önemli maddelerinden
ilki olan vurgu yaptığımız, şu an içinde bulunduğumuz bu siber konuyla ilgili gidelim. OnLayer kurucu ortak ve CEO'su Kıvanç Harputlu'ya. Kıvanç Bey, hoş geldiniz. Aslında sizin Bloomberg HT'ye vermiş olduğunuz salgın döneminde biz sık sık evden çalışmayı konuşuyorduk. Bir orada demeç var. Siber güvenlik risklerini arttırıyor diye. Şimdi konuyu buradan açmamın sebebi şu. Hayatımız belki çok kolaylaşıyor. Kapitalizm, paranın dolaşımı, emeğin dolaşımı, her şey şekil değiştiriyor ve bir tıkla tabiri caizse burada birçok amaca anında ulaşılabiliyor. Ama bunun getirdiği riskler de var. Onun bir sonucu mudur bu şu an baktığımız pencereden? Yani aslında sevindirici şey sizin de başlarken söylediğiniz burada bir siber güvenlik vakası olmaması ama bir siber güvenlik firmasından kaynaklı bir vakanın buluşması. Tabii ki bu dijitalleşmeyle çok artan bir şey. Dijitalleşme bu kadar yüksek olduğu için artık hayatlarımızın her yerine oturuyor. Bugünkü vakada da aslında baktığımız şey de CrowdStrike'ın aslında Falcon isimli bir Falcon Sensor adındaki bir antivirüsünden çıkan bir sorun sebebiyle bu yaşandı. Ve bu antivirüs aslında hem işte sistem bilgisayarlarında, serverlarda hem de kullanıcı bilgisayarlarında yani bizlerin, çalışanların antivirüs olarak yüklediği bir ürün olarak da bulunuyordu. Böyle olunca aslında yanlış bir update sonucunda sistemler kilitlendi. Bu Windows sistemleri etkiledi. Sadece sistemin kendisi yani serverlar değil, kullanıcılar da bilgisayara giremez. İşte siz de şu an yaptığımız bu yayını yapamayacak hale geldiler. O yüzden ciddi anlamda etkileri ve çözmesi de daha uzun süren bir yapıya sebep oldu. Peki hemen herkes çok da seviyoruz komplo teorilerini, felaket senaryolarını. Her ne kadar muzdarip olup sıkıntısını çeksek de bu işin böyle karanlık yönlerine yoğunlaşmış vaziyette. Şunu sormak isterim. Bu özellikle hastalıklar için güzel örnekler verilir. Hani tedavisi varsa çok güzel bir deneyim oldu. İşte bundan sonra dikkat edersin gibisinden. Bir ders olacak mı? Mesela salgında özelleştirmelerin, hasta ile ilgili konuların o kadar da insafa bırakılmaması gerektiği, kontrollü olması gerektiği sonucu çıkmıştı ama her şey aynı devam ediyor. Siber dünya içinde bu önemli sonuçlar çıkarılması gereken bir vaka mıdır? Kesinlikle öyle. Öncelikle CrowdStrike için ele alalım. CrowdStrike için şu anda çok pahalı bir ders oldu. Çünkü bu firma dünyanın en büyük siber güvenlik firmalarından bir tanesi. Yaklaşık 3,5 milyar dolar yıllık ciro yapıyor. Ve şu anda da hatta stoklarda ciddi anlamda bir düşüş görüyoruz CrowdStrike hisselerinde. Bu yüzden bu tip olaylar çok pahalı dersler oluyor firmalar için. Hele ki siber güvenlik dediğimizde, hele ki bilişim dediğimizde normalde hani bunların en iyi şekilde yapılması gereken yerler olarak görüldüğü için hani buradaki dersler her zaman çok daha büyük ve çok daha ağır etkileri olacak şekilde ilerliyor. Buradaki durum da aslında buradaki işte yeni yayına alınan güncellemelerin, sürümlerin yeterince iyi yapılmadığının bir göstergesi oldu. Eminim ki zaten bununla ilgili çok ciddi bir çalışma yapılacaktır. Hatta yani hikaye şuraya kadar geldi. Windows sunuculardaki antivirüsü etkilediği için Microsoft da ayrıca açıklama yapmak durumunda kaldı. Çünkü bu sistemlerde çalışan yerler de etkilenmiş oldu. Bu o yüzden hani hem CrowdStrike hem Microsoft ve genel olarak aslında denetim, yazılım geliştirmelerdeki test aşamalarında çok ciddi dikkat edilmesi gereken bir nokta olduğunu göstergesi oldu. Son sorum özellikle yenilikler olduğu zaman mesela salgında bizi bu bir araya getiren dijital platformlardan bir tanesi işte hemen İSA tarafında yansıması olmuştu. Şu gözle bakıldığında kuşkucu olarak teknoloji ya da dijital platformlara bir bakış açısı önümüzdeki süreçte belki ard ardına olayların gelişmesi ya da bir dikkati uyandırması piyasa tarafında etkili olabilir mi? Böyle bir ihtimal var mı sizce? Yani şöyle bir gerçek var hayatımızda. Artık teknoloji tarafında geri adım atacağımız bir durumda değiliz. Yapay zekanın gelişimi de farklı çözümlerde, ürünlerde bunların kullanılması da artık hani o geri dönüşü olmayan yola girildi ve teknoloji çok daha hızlı bir şekilde artmaya devam edecek sonucunu bize gösteriyor. Ama tabii ki bunu yaparken bizim artık hedeflenmemiz gereken şey bunu nasıl daha güvenli hale getirebiliriz, nasıl en az riskte yapabiliriz kısımlarını barındırıyor.
Bu kadar büyüyen yapılar, bu kadar kullanıcının fazla olduğu, dediğiniz gibi aslında tekelleşmenin de biraz olduğu yapılara geldikçe buradaki herhangi bir sorun olduğunda etkisi de o kadar büyük olmuş oluyor. O yüzden hem bundan kaçamıyoruz, hem birileri büyüyecek çünkü bu aslında kapitalist sistemin bir sonucu olarak. Ama bunu yaparken nasıl en az risk altında kalırız da firmalar kendileri denetlemek zorunda. Çünkü dediğimiz gibi bugünkü bu hata çok pahalıya mal oldu firma içinde. O yüzden de kendi sistemlerinde daha iyi şekilde bunu çözmeye çalışacaklardır diye umuyorum. Onlayı kurucu ortak ve CEO'su Kıvanç Arputlu bizlerle birlikteydi. Teşekkür ediyoruz kendisine bu güzel yanıtları için ve şimdi araya gideceğiz. Aranın ardından Beykoz Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Caner Özdurak olacak. İşin biraz daha teorik tarafına göz atacağız. Özellikle iktisat gözüyle bekleriz. Akıllı para kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Son dakikaları arada da tahmin ediyorum ki takip ettiniz. Bakan Şimşek'in açıklamaları var. DDM'lere uygulanan faiz alt sınırının azaltılması ve firmaların KKM hesaplarındaki vergi istisnasının sona ermesiyle KKM'de çıkışların hızlanmasını bekliyoruz şeklinde takip ediyor olacağız. Sohbetimize biz başlayalım. Aralarda buralardan da notlar sunmaya devam edeceğiz. Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Caner Özdurak bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Şimdi ilk soru aslında bugünün gündemi Moody's olmalıydı bence. Herkes haftalardır ona odaklıydı. Yazda özellikle bu kavyatları koymuştuk, şu takvimleri bekliyoruz diyor ama bakarsak da belki Yanis Varoufakis'i de anmak lazım bu noktada, dijital derebeylikler. Her şeyi tek bir yere bağladığımız zaman tekleşmeden söz etmek iktisadi anlamda ne anlama gelir? Bunun şu anda siber dünyadaki o sektörün içerisinde bir örneğini gördük mü? Özellikle gündelik hayatımızı bu kadar etki edebilecek. Her şeyi tek bir yere bağlamanın ekonomik ve iktisadi yansımalarını biz ilkelden uzun zamandır yaşıyoruz zaten. Yani onun için teknolojik şeylere bakmaya gerek yok. İlkelden biz bunu her türlü yaşıyoruz. Ama zaten genel itibariyle tek bir merkeze, tek bir tekele veya tek bir yönetime herhangi bir şeyi yapı olarak bağlamanın temel problemlerini hani tarihten günümüze baktığımız zaman farklı farklı formatlarda, farklı dönemlerde, farklı teknolojilerde veya farklı yönetim modellerinde her zaman gördük ve yaşadık. Bu nedenle zaten bu derebeylikler veya işte feodal sistemden sermayenin gelmesiyle beraber görece daha demokratik veya görece daha katılımcı yönetimlerle yönetilen ve modellenmeye çalışılan ekonomik düzenlerin içerisinde bir yerlere varmaya çalışıyoruz. Yani devletin dahi, devlet gibi bir tek elin bile eline verilmeye çalışıldığında her ne kadar kusurlu bir örneği de olsa sosyalizmin de veya işte komünist ekonomik düzeninde çalışmadığını gördük Soğuk Savaş zamanında. O nedenle de ne kadar kusurlu olursa olsun işte kapitalizmin hala daha farklı farklı evrim geçirmiş versiyonlarını, farklı liberal versiyonlarını veya farklı isimler takılmış versiyonlarını bir şekilde yaşamaya devam ediyoruz. Hani bugün yaşadığımız konu da teknoloji temelli bir tekelleşmenin tekrar sorgulandığı. Bu şey gibi bir noktada hani bazen ölüm diye bir şey olduğunu unutuyoruz, sorgulamıyoruz ama böyle birdenbire sevdiğimiz biri öldüğü zaman veya işte bir farklı bir sıkıntı, farklı bir toplu bir durum olduğu zaman, bir trajedi yaşandığı zaman aklımıza geliyor. Bu biraz onun gibi bir durum. Peki buradan konuyu yine hafta başından itibaren belki bu Moody's konusuyla ilgili bizim odağımızı değiştiren Trump meselesine getirelim. Şimdi 2020'deki başkanlık seçiminde de aslında kıran kırana geçmişti. Çoğu kişi şöyle yorumlar yapmıştı. Zaten salgın olmasaydı yine Trump'ın rahatlıkla olmasa bile kazanabileceği bir yarış vardı. Bu sene de Biden'ın şu anda içinde bulunduğu fiziki ve mental durum. Buna ilaveten bir de o dönem zaten önceki seçimlerde Trumpizm ölmedi. Yani Trump kaybetti ama tekrar görüşeceğiz hesapları yapılıyordu. Dünyada da aslında biraz önce siz Soğuk Savaş'a referans verdiniz. Soğuk Savaş sonrası bir tekleşmeden
söz edilebilir mi? O tekleşme özellikle 2000'ler sonrası Çin'in devreye girmesiyle küreselleşmenin bu sefer çıktığı topraklarda aleyhine gelişen bir duruma neden oldu mu? O açıdan da bakmak isteriz. Yani biraz tabii çok seslilik var dünyada şu anda. İşte BRICS ülkelerinin yine farklı bir formata girmeye çalışması, işte Yuan üzerinden bir dolar hegemonyasının kırılması üzerine bazı farklı formatların tartışılması, ki çoğu zaman hani bunun üzerine benim de ufak tefek çalışmalarım var. Bazen işte sosyal medyadan paylaşıyorum. Yani tam şu anda doların karşısında öyle bir hegemonya kırmaya yönelik bir tehdit olabilecek bir para birliği görünmüyor. Yani Euro'da bile neler olduğunu gördük ama sonuçta bunlar çokça tartışılıyor. Çin'in en büyük ekonomi, yer yer en büyük ekonomi haline geldiği noktada da işte bu iki kutuplu yapının yanına başka kutuplar alarak, işte Rusya'nın Ukrayna üzerinden farklı bir siyasi model veya çıkar denemelerinin olduğu yerde, İşte Kuzey Kore ile bazı garip ittifaklar kurma çabaları, buna dünyanın verdiği tepki, Amerika tarafında da görece Trump sonrası daha yumuşak, daha böyle arka planda durulan, özellikle pandemi sonrasında da biraz daha fazla böyle nasıl diyelim, hani Obama zamanından başlayan, Trump zamanında durdurulan, Biden döneminde tekrar devam edilen biraz fazla tatlı su demokrasisi şeyleri gördük. Dünya bunu pek sevemedi galiba. Yani Amerika'nın bu kadar alfa olmadığı, bu kadar geride kaldığı bir yapıyı, bir kutuplaşmayı, bir çoklu kutuplaşmayı pek sevemedi ya da yürütemedi gibi. Dolayısıyla da her ne kadar genel küresel demokrasi için bir problem teşkil etse de Trump'ın tekrar seçilmesi, her şeyden önce kendi içlerindeki, yani bir sene önce ben hatırlıyorum ekranlarda, eğer Trump seçilirse Amerikan demokrasisi artık bitecek mi, farklı bir yapı mı olacak, farklı bir demokrasi mi göreceğiz biz gibi tartışmalar vardı daha kendi içlerinde bile. Dolayısıyla hani burada Trump'ın öne çıkması biraz artık şey gibi oldu, yani Amerikan seçimleri. Yani çok büyük bir sürpriz olmazsa bizim İstanbul seçimlerine benzedi. Yani baktığınız zaman adaylar arasında ciddi bir fark var. O nedenle biraz da bu isteniyor gibi görünüyor. Hani Amerika tarafından da herhalde bu isteniyor gibi görünüyor. Hani senatoyu tutalım ama Trump başkan olsun gibi bir herhalde şey var. Yani bunun dışında hani adayın değişmemesi veya bir şekilde değiştirilememesi gibi bir opsiyon olması bana çok mantıklı gelmiyor orada. Küresel hegemonyadan konuştuk biraz. İster istemez konu merkez bankalarına da gelmeli bence. Bu kadar fazla bizim gibi bir ülkenin ya da dünyadaki diğer gelişen ülkelerin Avrupa Merkez Bankası, Fed odaklı olması da bu konuştuğumuz siyasal, diplomatik, küresel sistemin bir sonuçları mı? Burada da bir demokratikleşmeye ihtiyaç var mı? Ya mutlaka var, ki işte bu kripto varlıklar, kripto piyasa, merkeziyetsiz toplum, merkeziyetsiz finans sistemleri, işte DeFi'ler, farklı alternatifler sürekli deneniyor. Denenmeye de devam edecek. Ha, yerini alır mı almaz mı, kısa vadede bir çözüm mü değil mi? İşte bugün yaşadığımız gibi bir siber sıkıntı olduğu noktada bütün sistemler çöküyor. Ama bu demek değil ki bahsettiğimiz gibi hani bu sistemlerin de çok iyi işlediği anlamına gelmiyor. Bilinen sistemler, bilinen pratikler, yüzyıllardır yaşanan bir sistem olduğu için bir şekilde en azından var olmaya devam edilebiliyor. Onun comfort zone'u var diyebiliriz. Ama tabii şey de çok denk geldi. Yani pandemi sonrası bir enflasyon sorunsalı ve küresel bir enflasyon sorunu olduğu noktada, tabii ki de hala da çözülemeyen bir enflasyon problemi hem gelişmiş ülkelerde, hem Avrupa bölgesinde, hem Amerika'da, hem de gelişmekte olan ülkelerde olduğu zaman, tabii ki de gözler Fed, Avrupa Merkez Bankası ve diğer büyük bankalarda oluyor. Ama her şeyden önce işte Avrupa Merkez Bankası'nın bir önceki faiz indirimini göz önünde bulundurmazsak, Avrupa Merkez Bankası'nın bile hep Fed'e baktığı, Fed'in ilk attığı hareketten sonra diğer merkez bankalarının ve ülkelerin adım attığı bir yapı var. Yani ekonomik anlamda baktığınızda da, Merkez Bankası anlamında baktığınızda, atılan adımlar ve bunların ekonomileri, etkileri Fed'den geliyor. Dolayısıyla bu hani doğrudur yanlıştır ayrı bir konu, ama genel itibariyle bu kadar entegre olan,
özellikle 2008 küresel finans krizinden sonra da entegre olmaya da devam eden bulaşma etkilerinin bu kadar net bir şekilde etkilerinin görüldüğü piyasalarda aslında Fed'in dünyanın merkez bankasıymış gibi davranması veya attığı adımların dünyanın merkez bankasıymış gibi algılanması ve ona göre hani hiyerarşik bir şekilde aşağı kasket down olması çok mevcut sistem içerisinde çok yadsınamaz bir durum. Doğru mu değil mi? Tabii ki de doğru değil. Yani her ülkenin kendi içinde, kendi konjonktüründe, kendi ülkesine, kendi ekonomik, makroekonomik çıkarları ve kendi makroekonomik doğrularını içeren bir durum olması lazım. Ya biz bunun tersini yapmaya çalıştığımızda doğruluğu tartışılır, aslında tartışılmaz. Ne kadar yanlış olduğunu hala bugün yaşıyoruz. Farklı hareketler yapmaya çalıştığınızda bunun olumsuz etkilerini de görüyorsunuz zaten piyasalarınızda. Şimdi işin bu teknolojik tarafını ve ülkeler arası denge kısmını konuşuyoruz. Bir de bu geçmekle mükellef olduğumuzun sıklıkla dile getirildiği ama bilhassa dünyadaki jeopolitik gündemler ekseninde gerileyen bir sürecin içerisindeyiz. Dönüşüm, işte yeşil enerji, yenilenebilir enerji vesaire vesaire. Bunu daha önceki sohbetlerimizde de konuşmuştuk. Özellikle karbon salınımı ve gezegenin, atmosferin bu kadar kirletilmesinde geçmiş bilançolara baktığımız zaman her ülkenin sorumluluğu aynı değil ama şu an aynı normlar ve kriterlerle hareket ediliyor. Bu noktada Trump sadece siyasi bir figür ya da ABD başkan adayı değil, aslında dünyada tıpkı Avrupa'daki bu radikal sağ gibi bir topluluğun ya da ne diyelim bir üretim kısmının, sınıfının aslında sözcüsü gibi. Böyle şeyleri de işin içine kattığımızda önümüzdeki süreçte bölüşüm kısmında ülkeler arası ya da toplumun farklı sınıfları arasında daha çok çatışma bekleyebilir miyiz? Yani bölüşümden önce bu dönüşüm ve yeşil enerji ve yenilenebilir enerji noktasında karbon salınımı hedeflerinin belirlenmesi veya bu hedeflerin sürdürülmesinde hani Trump başa geldikten sonra ki gelecek gibi görünüyor. Çok da Amerika'dan bir şey beklememek lazım. Yani Paris Anlaşması ile ilgili söylediği şeyler belli. Bununla beraber hala yakın zamanda söylediği söylemler belli. Dolayısıyla orada eşit bir bölüşüm veya işte karbon salınımı ile ilgili ülkelerin üzerine düşen ödevlerin eşit bir şekilde dağılmayacağına dair çok emin olabiliriz Amerika özelinde. Ama bununla beraber bu zaten çok da istenen bir şey miydi en başından beri? O da tartışılır. Yani başkanlığı döneminde de zaten bunun üzerine çok ket vurmaya çalıştı. Bir de tabii çelik şirketleri ve enerji şirketleriyle bir önceki başkanlığın seçiminde kampanyalarında da çok destek olan kişiler vardı. Dolayısıyla zaten o sektörle çok entegre bir yapısı var. Tam da bunun üzerine ExxonMobil'in de Malezya'daki yatırımlarından çıkıp biraz daha böyle ülke içindeki üretimlerimize odaklanacağız demesi de ayrı bir hani takip edilmesi gereken gelişmeler silsilesi bence. Yani orada Trump muhtemelen planını yapmıştır öyle yeşil sermaye. O taraflar zaten hani demokrasiyi de konuştuk ya biraz. Bu yenilenebilir enerji ve yenilenebilir enerjiyle beraber piyasalarda da böyledir zaten. Yenilenebilir enerji hisseleri, teknoloji hisseleri, hatta kripto paralar bununla beraber hareket eder ve birbirlerinden de beslenirler. Buradaki önemli noktalardan birisi enerji demokrasisinin yani gridin dışına çıkıp kendi yenilenebilir enerjinizi üretebilir hale gelmeniz durumu. Amerika gibi, Rusya gibi, Amerika gerçi hani demokrasi diyebiliriz ama Rusya gibi, Çin gibi, Orta Doğu ülkeleri gibi aslında daha böyle tyrant yapılarla yönetilen ülkelerin çok da sevmeyeceği bir durum. Çünkü enerjiden besleniyorlar ve enerjiyle aslında bütün ekonomik ve politik söylemlerini bir şekilde dikte edebiliyorlar. O nedenle böyle çok da demokrasi tarafına gitmeyen bir dünyada biz yenilenebilir enerji, karbon salınımı ve oradaki ödevlerin yerine getirilmesiyle ilgili çok ümitkar olmamalıyız diye düşünüyorum maalesef. Yani buraya kadar konuyu getirmişken şimdi yapay zekayı konuşmazsak olmaz.
Çok ciddi anlamda biraz önce programın ilk konuğu Kıvanç Arputlu'yla da konuştuğumuzda hayatlarımız hızlı değişiyor. Geçmişi unutuyoruz hatta bu sebeple. Ve 2 yıldır sürekli artık bu konuyla ilgili uzmanlığı, hayatındaki yeri çok az ya da hiç olmasın. Herkesin dilinde yapay zeka var ve yine Bloomberg HT ekranlarında da konuk ettik. Daran Hoca, Açıl Sezen'le yaptığı röportajda bu konuda da önümüzdeki süreçte bizi büyük meydan okumaların beklediğinden söz ediyordu. Ve aslında salgın öncesi de belki salgından sonra daha da göz önüne geldi ama konuştuğumuz konuların başında da eşitsizlik ve dengesizlik geliyordu. Burada da bir ayırttan önümüzdeki süreçte bizi bekleyen önemli sorunlardan bahsetmek herhalde şu an hayati diye düşünüyorum. Şimdi her ne kadar yapay zekanın istihdam, makroekonomi, büyüme, ülkelerin büyümeleri ve bu dinamiklere ne kadar etkisi olacağını net bir şekilde ölçemesek de bir etkisi olacağı belli ve hani temel bir etkisi olacağı da belli. Ama bununla beraber zaten yapay zekayı başlık olarak bir kenara bırakırsak herhangi bir teknolojik inovasyon, mesela internet de bunlardan birisi, bulunduğu zaman bulan kişi ve yatırım yapan kişilere veya bunu kontrol eden kişilere zaten adaletsiz ve tekelleşme yolunda bir fayda sağlar. Ve bu bir commodity ürün haline getirilmeden, satılabilir ürün haline getirilmeden de bu faydayı sağlamaya devam eder. Biraz ilaç şirketlerine benzetebiliriz bunu. Yani o lisansı 10 yıllarca tutarlar belli bir şeye kadar. Ondan sonra diğer ilaç şirketleri de aynı ilacı üretmeye başlarlar. Biraz bunun gibi hani yapay zeka veya herhangi bir teknolojik inovasyon elde edildiği veya bulunduğu, icat edildiği noktada zaten orada adaletsiz veya eşitsiz bir dağılım olur. Sonrasında önemli olan bunun gelir dağılımına eşit bir şekilde veya insanların gelirini daha iyi bir hale getirebilecek şekilde düzenlenmesidir. Burada yaşayacağımız şeyler de bunlar olacak muhtemelen. Yani yapay zeka birdenbire gelip ülkeleri yönetimlerini ele geçirip daha optimal, daha herkesin refahını yukarı kaldıran, daha gelir dağılımını eşit dağıtan, bütün ülkelerin gini katsayılarını optimize eden falan bir yapay zeka, bir böyle üst akıl gelmesi durumu olmayacak. Yapılan çoğu otonom diyebileceğimiz, algoritmik diyebileceğimiz aslında teknolojik gelişimlerin bir sonraki fazı gibi olacak. Ha, burada bir jump olabilir, farklı bir noktaya götürebilir ama dediğim gibi hani bu bir noktada böyle bütün gelir dağılımını veya bütün eşitsizlikleri eşit hale getirecek bir durum olmayacaktır. Yani ilk etapta yine bazı gruplara daha fazla gelir sağlayan, bazı gruplara da daha az gelir sağlayan ve eşitsizliği aslında daha da eşitsiz bir şekilde bozan bir etkisi olacaktır. Peki küresel ticareti bu noktada ülkelerin kas güçleri teknolojik anlamda yarışıyor birbiriyle. Öte yandan da işte Türkiye'de bu kur politikası ile ilgili programın başında konuşmayayım dedim ama son 3 yılda bambaşka şeyler konuşur hale geldik. Kur yükseltilerek rekabet sağlanmaz. 3 yıl önce başka bir hikaye dinliyorduk. Bunları da işin içine katınca nasıl olacak? Türkiye'yi neler bekliyor? Yani 3 yıl önce dinlediğimiz şeyleri aslında çok unutmamak, asla unutmamak, hani kimlerin çıkardığını da asla unutmamak lazım ama çok da üzerinde durmamak lazım. Çünkü mesela geçtiğimiz zamanlarda hangi toplantıdaydı? Londra'daydı galiba. Mehmet Şimşek'in şöyle bir açıklaması var. Son derece irasyonel politikalardan uçurumun kenarından ekonomiyi bu noktaya getirdik diyor. O yüzden 3 sene önce konuşulanları içeriğini çok üzerinde durmayıp ama kimlerin ve nasıl konuştuğunu iyi hatırlamakta fayda var ilerisi için. Bu yüzden içinde olduğumuz politikalar zaten hemen sonuç vermiyor veya sonuç verecekmiş gibi görünmüyor veya istenen noktaya o kadar da kolay götürecekmiş gibi görünmüyor. Çünkü bozması kolay, yapması bir o kadar zor. O nedenle hep yani tabii ki de katma değer üretmek birdenbire bizim dış ticaretimizde işte ihracatımızı belli bir kilo üzerine birim şey üzerine fiyat üzerine çıkarmak tabii ki de hemen kolay olmayacaktır. Ama daha katma değerli, daha verimli, verimlilikten çok bahsediyoruz. Biraz artık sakız oldu ağzımız ama
Hani verimlilikten de ziyade ihraç ettiğimiz ürünlerin daha katma değerli, daha fiyatları yüksek, daha aslında kur seviyelerine bağlı olmayan hale getirilmesi önemli olan. Bunu yapmadığımız sürece biz belli bir range içerisinde dövizin pahalı ya da ucuz olduğunu konuşmaya devam edeceğiz. Mevcut metriklere baktığımızda aslında seviyenin de eleştirildiği şekilde biraz fazla değerli olduğunu görüyoruz. Yani bu demek değil ki kur 45'e gitsin. Ama böyle de bir durum var. Bunun da mevcut yapı içerisinde de dış ticaretimize, ihracatımıza da olumsuz bir etkisi de var. Yani bu olumsuz bir etki var. Kurdan medet ummayın demek bir noktaya kadar doğru olmakla beraber bunun dönüşmesi için bir şeyler yapmak lazım. Yani devlet şeyi bunu gerektirir aslında. Kamunun yapması gereken, inisiyat etmesi gereken burada bu. Yani biraz şey gibi. Çocuk bir kabahat işlediği zaman baba gelir de ona kızar ama arka tarafta aslında onunla ilgili hiçbir zaman geçirmemiştir. Onunla ilgili bir yönlendirme yapmamıştır, öğretmemiştir. Ama gelir sadece kızar. Biraz bunun gibi. Biraz daha sorumlu ebeveyn profili çizmek lazım bu durumlarda. Bu arada bir baba örneğiyle o zaman babalara duyurulur diyelim. Doçent Doktor Caner Özdurak, Beykoz Üniversitesi öğretim üyesi bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ediyoruz. Programın sonunda da malum Moody's gündemi var. Çok fazla bugün bu siber konuyu ve piyasaları ele aldık ama onu unutmamak adına Peninsula Corporate Finance yönetici ortağı Fatih Kerestici'nin para politikası ile ilgili demeçlerine yer vereceğiz. Ardından haftanın son akıllı parası son bulacak. Haftaya görüşmek ümidiyle efendim. İyi bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın. Ben PPK üyesi oluyorsam elimi Eylül ayında faiz indirimine başlayarak kullanırım şeklinde bir şey yapayım, söyleyeyim. Şimdi bakın, ben de erken bir faiz indiriminin zararları olabileceği kanaatindeyim. Yani bu konuda, hatta bunu konuşmanın daha hızlı olacağı kanaatindeyim. Bu bir gerçek ama bu gerçeği bir kenarda park edelim. Şimdi bunun yanında benim iki tane karşı argümanım var. Bunlardan birincisi, ki bunu çok dile getirdim, bence otoriter o noktaya yaklaşıyor. Bence bu noktadan sonra enflasyonu düşürmede para politikasının alanı çok dar. Biz artık bunu para politikası dışındaki enstrümanlarla yapmamız lazım. Çünkü para politikasının bu derece sıkı oluyor olması Türk lirasını değerlendirerek Türkiye'yi bence majör bir riske doğru sürüklüyor. Bakın, bu kurun seviyesi sadece ihracatçıyı vurmuyor. Aynı zamanda iç pazara satış yapan şirketleri ithal mallarla rekabet edemez hale getiriyor. Bu noktaya atlamamak lazım. Yani Merkez Bankası'nın sadece görevinin enflasyon olmadığını hatırlatmam gerekiyor. Merkez Bankası finansal istikrardan tutun da büyüme, istihdam gibi görevleri olduğunu da, bunu bir not düşelim bir kenara. Yani her ne kadar kendi kanununda fiyat istikrarı yazıyor olsa bile dual mandate tarafında o tarafta yaşanabilecek bir sorunun fiyat istikrarı sicat edileceğini düşünmek lazım. Bir diğer nokta da, Türkiye'nin gerçeklerini göz ardı etmeyelim. Yani ben şöyle bunu ifade etmeye çalışayım. Eğer Merkez Bankası faiz indiriminde gecikirse siyasi otoriteden daha sonra çok daha yüksek oranda bir faiz indirim baskısıyla karşı karşıya kalabilir, ki bu daha risk olur. O yüzden bunu bertaraf etmek için erkenden ufak bebek adımlarıyla faiz indirimi yaparak bir taraftan siyasi iradeye faiz indirimlerine başladığını gösterir ama diğer taraftan da kendisi farklı enstrümanlarla likidite politikası yönetmeye devam eder. Ama asıl bence maliye politikası devreye girmesi lazım. Çünkü ben, yani bu tedavinin bundan sonraki aşamasında bu kurun bu seviyede tutacak bir faiz politikasının Türkiye'ye getireceği yararın zararından daha az olabileceğinden endişe ediyorum. Ya bakın, şöyle bir bilgi vereyim size. İçeride, yani isim zikretmeyeyim ama bizi izleyenler eğer bunu zaten faaliyet gösterebileceklerdir. Şu an içeride üretilen bir ürünün iç piyasada fiyatı ithal mal fiyatının üzerinde oluşmaya başladı. Bu reel sektöre ciddi zarar veriyor. Bunu da mutlaka dikkate almakta yarar var.